Efendim merhabalar. Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Bu bölümde de inşallah sizlere ibretlik bir hayat hikayesinden bahsedeceğiz inşallah. Anlatmaya başlamadan önce hatırlatmamızı tekraren yapmakta fayda var. Efendim anlatmamızı istediğiniz, merak ettiğiniz hadiseler, şahsiyetler varsa onları da yorumlar kısmına yazarsanız inşallah planlayarak araştırıp sizlere anlatma gayreti içinde oluruz diyelim. Efendim bugün sizlere anlatacağımız hayat hikayesinin aslında iki farklı tarafı var. Birincisi efendim uzun bir süredir, yaklaşık işte 100 yıla yakındır Osmanlı Devleti'nin demeyelim de Osmanlı padişahlarını kötülemeyi kendine iş edinmiş ve niyetlerinin kötü olduğundan şüphe etmeyeceğimiz insanlar var. Efendim maalesef ellerine geçirdikleri her fırsatta, özellikle son devir Osmanlı padişahlarının her hareketinde bir kusur bulup onları eleştirip kötülemeyi kendilerine bir amaç haline getirmişler. Tabii burada şunu anlamak mümkün değil. Abdülhamit Han'dan ve Vahidettin Han'dan özellikle hani hain, Kızıl Sultan gibi bir lakap takarlar. Fakat onların devleti o hale getiren ittihatçıların hiçbirinin ismi geçmez. Onlar vatan kahramanı olmuştur ama padişahlar hain olmuştur. İşte zaten işin tezatlığı ta buradan başlamaktadır. İşte biz bu bölümde yani Osmanlı padişahlarını bırakın, bir Osmanlı şehzadesinin bile nasıl bir kültürle yetiştiği, imanına nasıl sahip çıktığı, nasıl bir mümin olduğu, amacının, gayesinin ne olduğunu açıkçası ortaya koyuyoruz. Bir diğer noktada efendim anlatacağımız Şehzade Cem'in yani Cem Sultan'ın geçen hafta vefatının seneyi devriyesi olması hasebiyle bu bölümde size ondan bahsetmek istedik. Ben başında da söylediğimiz gibi çok ibretlik bir hikaye, çok hüzünlü bir hikaye. Yani insan içini sızlatan bir kıssa işin açıkçası. Efendim hepimizin de bildiği gibi Şehzade Cem Fatih Sultan Mehmet Han'ın küçük oğludur ve hayatının bir kısmı sancaklarda geçmiştir. Fakat diğer büyük kısmı sürgünlerde, işte yabancı devletlerde onların oyuncağı olarak, onların kuklası olarak geçmiştir maalesef. Efendim aslında Cem Sultan için bu sıkıntılı süreç, bu sürgün hayatı İstanbul'a babasının, yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın Uzun Hasan ile harbe gitmesi neticesinde vekillik yapmak için İstanbul'a gelmesiyle başlıyor. Aradan epey bir zaman geçiyor. Fatih Sultan Mehmet Han'dan haber alınamıyor. Bunun neticesinde ve etrafındaki hırslı lalaların, paşaların, devlet adamlarının gayretleriyle, onların kışkırtmalarıyla divan toplar. Peki divan toplamak ne demek efendim? Bir kimse divan topluyorsa padişah olduğunu böyle üstü kapalı bir şekilde ilan etmiş demektir. O devirde tamamen bununla algılanıyor. Tabi padişah olmayınca yerine o geçecek diye. Fakat bir türlü Fatih Sultan Mehmet Han'dan da haber gelmiyor. Neyse efendim hani tam manasıyla olmasa da kısmi olarak tahta oturuyor Cem Sultan. Hatta yani sultanlık şeyi de buradan gelmektedir. Tabi daha sonra Bursa'da da bir hani sultanlığını ilan ediyor. Onun da tabi etkisi var. Fakat efendim aradan geçen uzunca bir vakitten sonra Fatih Sultan Mehmet Han Uzun Hasan karşısında büyük bir galibiyet kazanmış, muzaffer bir şekilde İstanbul'a gelir. Hadiseyi öğrenir, anlatırlar, çok üzülür. Ve oğlunu bu vaziyete sürükleyen kişilerden, paşalardan, devlet adamlarından tabii bunun cezasını verir. Tabii oğluna da ceza verir ama oğluna verdiği ceza hani biraz basit bile olsa, hani onun için bir ölüm cezası değil, hapis cezası değil ama Karaman Konya valiliğine atanır. Bu otomatikman Şehzade Cem'in veliahtlık sürecinden çekildiğini gösterir. Çünkü Amasya ve Manisa Sancak Beyliği varken oraya Karaman ve Konya valiliğine atanması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani yarıştan çekildiğini aslında bir nebze ilan ediyorlar. Bu zaman mesele çözülmüş gibi görülür. Ortalık tekrar hani bir sükunete kavuşur. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han vefat ettiği zaman işler tekrar alevlenir.
Malumunuz efendim, birçoğumuz bilir, Osmanlı Sarayı'nda şehzadeleri tutan farklı farklı gruplar vardır ki bir askerin birisi bir yani Yeniçeriler bir şehzadeyi tutar, diğer sipahiler bir şehzadeyi tutar, devlet adamı, ilim adamları bunlar farklı farklı şehzadeleri tutarlar. Ve neticede aslında bakıldığı zaman Şehzade Cem'in başa geçmesini isteyen çok sayıda insan var. Yani asker içinde de, devlet adamlarının içerisinde de. Şehzade Cem'in padişah olacağına hatta kesin gözüyle bakılıyor. Fakat Şehzade Beyazıt bir şekilde ondan daha önce gelip tahta geçiyor. Hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir kanunnamesi var ya efendim, ne anlatıyor orada? Her kimesneye evladından saltanat müyesser ola, karındaşlarını nizamı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi buna tecviz etmişlerdir diyor. Buna istinaden Şehzade Beyazıt tahta çıkar çıkmaz ne yapması gerekiyor? Şehzade Cem'i boğdurması veya katletmesi gerekiyor. Fakat efendim ilk etapta bunu yapmıyor. Hani bir sulh olsun, bir problem çıkmasın diye böyle bir şeye kalkmıyor. Tevessül etmiyor. Artık Şehzade Cem'in de önünde iki ihtimal vardır. Birisi isyan edecek, devlete karşı isyankar olacak. İkincisi Şehzade Beyazıt'ın merhametine sığınacak. Ve dediğiniz gibi gerçekten de Şehzade Beyazıt'ın o devirde yaptığı hareketlerden, sonraki davranışlarından da bunu yapmayacağını anlıyoruz. Şehzade Cem de ilk başlarda bu cihette hareket ediyor. Yani kararı bu cihette oluyor. Fakat yine efendim etrafındaki bazı devlet adamları yüzünden fikrini değiştiriyor ve padişaha karşı yani Sultan Beyazıt'a karşı isyana kalkıyor. Hatta Bursa'da padişahlığını ilan ediyor. Fakat karşısında efendim ne olursa olsun meşhur bir padişah var ve Osmanlı Devleti var, Osmanlı ordusu var. Yenilmesi kaçınılmazdır. Gerçekten de öyle oluyor ve mağlup oluyor kardeşe karşı, abisine karşı hüsrana uğruyor. Ve oradan işte hatta yaralı kurtulduğunu rivayet ederler. O şekilde ayrılıp Memlük Devleti'ne sığınıyor, Kahire'ye sığınıyor. Tabi buradayken Sultan Beyazıt haber gönderiyor kardeşine. Yani onun canına bir zarar gelmeyeceğini, katletmeyeceğini, gidip Kudüs'te sultan olarak oturmasını teklif ediyor. Bütün bunları söylüyor. Fakat Şehzade Cem bunları o esnada etrafındaki bulunanların da biraz da tabi Memlük Sultanı'nın şeyi de var, etkisi de var. Bunları kabul etmiyor. Ve bir müddet sonra bunların da etkisi tekrar bir ayaklanmaya kalkıyor. Bu sefer tabii Karamanoğulları'nın da etkisi var. Daha büyük bir hüsranla tekrar geri dönüyor. İşte aslında burada durursa, belki devam etmese mesele kapanacak ama bu sefer yine Karamanoğulları Bey'in etkisiyle, onların kışkırtmasıyla Rumeli'ye geçip Rumeli'den orada padişahlığını ilan edip oradan İstanbul'a gelip işte saltanatı ele geçirmek, buna niyetleniyor. Tabii bunu o sırada yapabilecek kim var? İşte denizlerde hakimiyeti olan, güçlü olan Rodos şövalyeleri var. Bir de Osmanlılar var. Osmanlı'dan bunu kimse yapmayacağına göre geriye bir tek Rodos şövalyeleri kalıyor. Ve Rodos şövalyeleri de Şehzade Cem'i alıyorlar Kahire'den. Tabi bu arada hatta şunu da söyleyelim, hani Kahire'de kalsa dedik, Kahire'de bir sultan gibi ağırlanıyordu. Sultan gibi karşılanmıştı. Çok iyi bakılıyordu. İhtimam çok iyiydi. Orada kalabilirdi veyahut da abisinin dediği gibi Kudüs'e gidip sultan olarak oturabilirdi. Diyoruz ya, hem bir istek var, bir arzu var, hem de etrafındaki insanların kışkırtması var tabii ki. Ve efendim Rodos şövalyelerin ayarlamış oldukları bir gemiyle farkında olmadan bir daha Osmanlı topraklarına ayak basamayacağını bilmeden Kahire'den ayrılıyor ve Rodos Adası'na gidiyor. Ve artık Rodos Adası'nda orada sürgün yılları, esir yılları bu şekilde başlamış oluyor. Rodos şövalyelerinin başı olan Pierre de Abusson farklı düşüncelerde. Bunu Sultan Beyazıt'a karşı bir koz olarak kullanmak istiyor. Bunu tabii Şehzade Cem fark ettiği zaman iş işten de geçmiş oluyor. Artık Rodos şövalyelerinin yani gayri resmi manada bir esiri noktasına geliyor. Fakat bir müddet sonra artık şövalyeler de onu koruyamayacağını, ellerinde tutamayacaklarını anlıyorlar. Niye? Çünkü Sultan Beyazıt'ın çok ciddi bir baskısı var. Adanın güvenliği de tehlikeye girmeye başlıyor bu sefer. Onun üzerine ellerinden çıkartmaya niyetleniyorlar. Ne yapıyorlar? Bu sefer bir yine Rodos gemisiyle Fransa'ya
gidiyor. Fransa'da işte bir müddet kalıyor. Fakat bu Şehzade Cem gibi büyük bir kozun Fransızların eline geçmesini müsaade etmeyeceği için Roma Fransa'dan Şehzade Cem'i kaçırttırıyor. Yine Rodas şövalyelerin eliyle kaçırttırıyor ve Roma'ya getiriyor. Bu seyahatlerde gidip gelmelerde Şehzade Cem'in hiçbir söz hakkı yok. O nereye çekilirse oraya gidiyor. Adeta bir oraya bir buraya sürükleniyor. Osmanlı tahtının abisini mağlup edip Osmanlı tahtının başına geçeceği günleri bekliyor hasretle. Tabii yani artık bu noktadan sonra bunun olması zaten mümkün değil. Tabii burada bunu şunu da belirtmek lazım. Bölümün sonunda izah edeceğim. Bütün bunları Şehzade Cem'in yapmasındaki tek bir amacı var. O da nedir efendim? İslamiyet'e daha çok hizmet edebileceğini düşündüğü için. Yoksa bir mal, makam, hırs, para hırs, öyle bir hırs yok. Yani öyle bir şeyde gözü yok. Neyse efendim, Roma'ya geliyor. O zaman tahtta olan Innocentius Octavus çok büyük teklifte bulunuyor Şehzade Cem'e. Yani bütün hani Osmanlı ordularını bırak, bütün Avrupa ordularının başına geçireceğini ve İstanbul'a dönüp abisinin tahttan indirip onun yerine geçmesini teklif ediyor. Ama bu yaptığı teklifin çok da mühim bir şartı var. Çok böyle can alıcı bir şartı var. Diyor ki Papa, Roma'da yeniden doğduğunu açıklayacaksın. Hatırlattığım bildiriyi imzalayacaksın. Hristiyan bir asilzade olarak bundan sonra papalığın himayesinde hilale karşı haçın zaferi için savaşacaksın. Papanın şartı bu. Tabi iş bir noktaya gelince işin rengi değişiyor. Ve Şehzade Cem şu şey içerisinde kalınıyor. Saltanat için, devletin başı olabilmek için ve ağabeyini yenebilmek için, mağlup edebilmek için imanından vazgeçmek. Bunun tercihini yapmak noktasında bırakılıyor. Tabii biraz önce de söylemiştik, kısaca detaylı olarak söylemek gerekirse, o bu yola çıkarken tamamen İslamiyet'e daha çok hizmet edebilmek, Allah ismini daha ileriye seviyeye ulaştırmak, belki babasının hedefi olan Roma'yı alabilmek. Keza biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han işte çizmenin topuğuna Osmanlı askerini çıkartıp oradaki kalelerin bir kısmını fethettiler malum ve oradan bir fütühat hareketi başlayacaktı. Onun niyeti de oydu. Yani İslamiyet'e daha iyi hizmet edebileceğini düşünüyordu. Osmanlı Devleti'ni ondan daha iyi idare edebileceğini düşünüyordu. Bu sebeple bu yola çıkmıştı. Yoksa yani böyle bir dünya hırsı peşinde olduğu için değil. Tabii Şehzade Cem'in Papa'ya cevabı da bu amacına uygun bir şekilde olur. Ve şöyle söyler: Papa Efendi, sen bizden bedel değil ruhumuzu da istiyorsun. Taht için sultana baş kaldırdık diye imanımıza da isyankar olacağımızı düşündüysen büyük bir hata etmişsin. Halbuki ben dinimi Osmanlı memleketi için değil, bütün dünya saltanatı için bile vermem diyor. Tabii Papa bu teklifi yaptığı zaman Papa'nın ve etrafındaki adamların, yardımcıların hepsinin ortak bir kanaati var. Cem Sultan'ın bunu kabul edeceği ve Hristiyanlığa geçip Müslümanlıktan ayrılacağı, Avrupa ordularının başına geçip Osmanlı'yı dünyadan silecekleri, bu kanaatteler bütün hepsi. Fakat bu şehzadenin cevabı onları şaşkına çeviriyor. Yani saltanat için imanından vazgeçmesini bekliyorlar ve o gün Cem Sultan'ın bu sözü Papa'nın nezdinde bütün Avrupa'ya bir tokat gibi oluyor. O zaman anlıyorlar Osmanlılar, Müslümanlar, yani Osmanlı padişahları ve o hanedan para için, hırs için, mal için, saltanat için imanlarından vazgeçmezler. Onların amacı sadece İslamiyet. Bunu işte o zaman amaçlarının farklı olduğunu işte o zaman anlıyorlar ve bunun şaşkınlığı içerisine giriyorlar. Efendim, bölümün başında söylemiştik. Burada biraz daha hani detaylandırmak gerekirse, bu hayat anlattığımız kişi tahta çıkmamış, tahta çıkmak üzere yetiştirilen bir şehzadenin hayatı. Onun verdiği bir cevap. Efendim, bir şehzade bile bütün amacının İslamiyet olduğunu ve bu amaç için bütün dünyaları bile verseler imanından vazgeçmeyeceğini söylüyorsa, Osmanlı Devleti'ni 30 yıl veya işte daha az sürelerde idare etmiş olan Osmanlı padişahları için bunun aksi düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. İşte o yüzden söylüyoruz, Osmanlı padişahları evliyaydı, çok büyük zatlar idi.
Elbette ki hataları olmuştur. Ama bu hataları asla ve asla bir hıyanet, bir ihmalkarlık boyutuna asla erişmez. Efendim Şehzade Cem meselesine dönersek, Şehzade Cem'in bu yaptığı hareket neye mal oldu? Şuna mal oldu efendim. Biraz önce söyledik, İtalya'nın ucuna çıkmışlardı. Belki Şehzade Cem bu hareketi yapmamış olsaydı, Şehzade Beyazıt oradaki o fütühat hareketini devam ettirecekti. Belki İtalya'da da çok ciddi manada bir Osmanlı gücü oluşacaktı. Fakat taht mücadeleleri sebebiyle Sultan Beyazıt kardeşini öne sürdükleri için Şehzade Cem'i maalesef oradan öyle bir hamle yapamadı ve elleri bağlı kaldı. Bir müddet hiçbir şey yapamadılar. Bu da çok büyük bir zarar vermiş oldu Osmanlı'ya. Sadece bu bile Şehzade Cem'in yaptığı bu hareketin ne kadar zarar verdiğini gözler önüne sermektedir. Efendim Şehzade Cem bu hüzünlü sürgün hayatı yine bir sürgün esnasında Roma'dan Fransa'ya kaçarken son buluyor. Orada vefat ediyor. Ölüm sebebi bilinmemekle birlikte Papa'nın zehirlediği, işte Fransızların eline geçmesin bu koz diye Papa'nın zehirlediği söyleniyor. Neticede efendim 1495 yılında vefat ediyor. Efendim Şehzade Cem bütün Avrupa'nın tabiriyle çok hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın o getirdiği noktayı çok daha üste taşıyabilecek bir azimde, gayrette olduğunu söylüyorlar. Çok savaşçı bir sultan olurdu eğer tahta geçseydi diyorlar. Hatta Fransa Kralı 8. Charles ile ilk görüşmeleri de yanlarında bulunan Sanuto şöyle söylüyor Cem Sultan'ın müthiş bir harp adamı olduğunu anlatarak. Bu şehzadenin Osmanlı tahtına geçmeyişi Hristiyan alemi için Allah'ın bir lütfudur diyor. Tabi burada efendim bir virgül koymak lazım. Şehzade Cem padişah olsaydı belki Fatih Sultan Mehmet'in bir üstüne çıkacaktı. Ama Sultan Beyazıt'tan sonra onun yerine geçen oğlu Yavuz Sultan Selim Han, sonra da efendim kim geldi? Kanuni Sultan Süleyman. Eğer Şehzade Cem tahta geçmiş olsaydı bunlar gelmeyecekti. Takdir ilahi bilinmez. Vaki olan da hayır vardır. Allah-u Teala'nın takdiri böyleymiş. Şehzade Cem işte dediğimiz gibi tahta geçmedi belki ama Sultan Beyazıt'tan sonra da işte bir Yavuz Sultan Selim, bir Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük şahsiyetler Osmanlı'nın başına geçmiş oldu. O olsaydı bunları göremeyecektik. Allahu alem. Şimdi efendim bu Şehzade Cem'in hadisesini işte böyle kısaca sizlere özetlemek istedik. Neden isyan etti? Başından neler geçti? Ne oldu? Nerede vefat etti? Amaç neydi? Onlardan bahsettik. Osmanlı'nın ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gerçi her kıssamızda, her bölümümüzde bunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz inşallah. Efendim bölümümüzü burada noktalıyoruz. Dediğimiz gibi varsa anlatmamızı istediğiniz hadiseler, şahsiyetler yorumlar kısmına yazarsanız inşallah sizlere onları anlatma gayreti içinde oluruz diyelim. Efendim tekrardan seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka menkıbe ve kıssalarda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın efendim.